Sayın Başkan, değerli milletvekiller, öncelikle Bursa Mudanya'da çatışma sonucu hayatını kaybeden, şehit düşen Üsteğmen Tunahan Yavuz'a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, aslında İstanbul örneği elbette önemli ama her gün bu ülkede hukuksuzluklar var. Her gün adaletsizlik var. Artık saray odaklı açık faşizmin yaşandığı koşulları yaşıyoruz. Ortada açık bir faşizm var. Her türlü baskı, her türlü zulüm toplumun üzerine ağır bir baskıyla devam etmekte ve yürümekte. Bunun adı çok net, çok açık. Şunu söylemek lazım. O bütün baskılara karşı bizler mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki ferman padişahınsa bu topraklar, bu ülke bizim ve bu ülkenin halkları, bu ülkenin demokratları, aydınları, bütün bu düzenden mağdur olan herkes yan yana gelecek, gücünü ortaya koyacak ve faşizm yıkılacak, onun yerine demokrasi, özgürlük, adalet, eşit yurttaşlık gelecek. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bugün TÜİK açıkladı. Her gün süt üretimi azalmakta. Hem de hızlı bir şekilde. Yani gıda ülkenin ve dünyanın en önemli konusu. Elbette gıda önemli olunca tarım da önemli. Ve bu iktidar tarımı büyütmek yerine, tarımda ilerlemek yerine var olan bütün kaynakları sattı, özelleştirdi, yağmaladı ve bugün de buraya çıkıyor bakan pişkin pişkin TÜİK üzerinden kendi rakamlarını anlatmaya çalışıyor. Keşke bakan burada olsaydı ama mutlaka dinleyecektir. Onun güzellemelerine karşılık halkın, çiftçinin, toplumun gerçek rakamlarını bir bir paylaşalım. Bakın, diyor ki bakan, biz çiftçiyi desteklemek için desteklemeleri 20 kat arttırdık. Çiftçinin borçları 2002'de 2 milyon 680 bin olan çiftçi bugün 2 milyona düştü. Borcu 275.5 milyar. Sadece bankalara. Tarım kredi yok. Bayilere yem borcu yok, gübre borcu yok, mazot borcu yok, ekipman borcu yok, enerji borcu yok, su borcu yok, işçilik borcu yok, tarım ilacı borcu yok. Sadece ve sadece bankalara artan borç 113 kat. Onlar ne yapmıştı? 20 kat gibi bir destek vermişlerdi. Şimdi tarımsal desteklerin bütçedeki karşılığı olarak gübre üzerindeki etkilerine bakalım. Çok açıktan şunu söyleyelim. Bakın, 2002 beğenmedikleri iktidar döneminde yaptıkları destekleme ile amonyum sülfat, şeker gübre, 2002'de bir yıllık toplam destekleme ile 10,5 milyon ton amonyum sülfat alıyor. 2022 AKP iktidarının, saray iktidarının yaptığı desteklerle 5,5 milyon ton, %50 desteğin değeri düşmüş. %26 azotlu gübre, 2002'de toplam yapılan desteği oraya yatırdığınızda 9,7 milyon ton, 2022 5,2 milyon ton. Kaç kat? Ne yazık ki bunu baktığımızda %50 aşağıya düşmüş. Üre, 2002'de hükümetin yaptığı destekle 7,2 milyon ton alıyorsunuz. 2022'de 2,9 milyon ton. Yine aynı şekilde DAP, diamonyum fosfat, en önemli gübre, 2002'de 4,8 milyon ton, 2022'de 2,5 milyon ton. Nereden bakarsanız bakın %50 azalmış. Ha, bunu söylerken amonyum sülfat 41 kat, kalsiyum nitrat 39 kat, DAP 40 kat, üre 51 kat artmış. Bakana duyurulur. Yine değerli milletvekili arkadaşlarım, tarımsal desteklemelerdeki alınan mazot, çok yakın tarih, iktidarın 2021 yılı arkadaşlar, 2021 yılı ödenen destek 24 milyar. Tümünü mazota yatırsak 3,2 milyar litre mazot alıyoruz. Çiftçinin tüm mazot ihtiyacını karşılıyor. Aradan bir yıl geçmiyor bile. 2022 alınan mazot miktarı 1,8 milyar. Kayıp
1,4 milyar, %45 ödenecek para 39 milyar. Şimdi gelin bu iktidarın desteklemeleri arttırdığına dair söylediği sözlere inanalım. Bir başka örnek yine mazottan. Hani demişti ya bir başbakan, şunu söylemişti: mazotun yarısı sizden, yarısı bizden. Bakın şimdi mazota ayrılan parayla alınan mazot miktarı. 2018'de 328 milyon litre alınıyor. Yani destekleme bütçesinden ayrılan parayla. 2019'da 372 litre, 2020'de 478 litre, 2021'de 363 litre, 2022'de 139 milyon litre. Yani bu neye karşılık geliyor biliyor musunuz? O yarısı sizden, yarısı bizden diyen o adama söylenir. 100 liralık mazotun ya da 1000 liralık mazotun 50 lirasını hükümet vermiş, 900 lirasını ne yazık ki 950 lirasını halk cebinden ödemiş. Neye karşılık? %5'e karşılık geliyor. Yani nerede %50, yarısı sizden, yarısı bizden? Yine başka bir iktidar hikayesi. Değerli arkadaşlar, her gelen iktidar mensubu şunu söylüyor. Diyor ki biz tarım ve gıdada ithalatçıyız. Ben soruyorum, fındık daldan kopuyor da çikolata nereden çıkıyor? Fabrikadan değil mi? Peki buğday tarladan çıkıyor da bisküvit un nereden çıkıyor? Fabrikadan değil mi? Bakın çok açık. Tarım ve hayvancılıkta, bitkisel üretim ve hayvansal üretimde AKP karnesi 20 yılda tam ithalat 141 milyar dolar, ihracat 96 milyar dolar. Fark 45 milyar dolar. Çok açık bir netlikle burada var. Bütün rakamları söyleyebilirim. Kaldı ki arkadaşlar, bu rakamların içerisinde 87 milyon ton ithal edilmiş buğday var. 25 milyar dolar ödenmiş. 60 milyar litre mazot var. 40 milyar dolar ödenmiş. 153 milyon ton yem var. 80 milyar dolar ödenmiş. Ve ne yazık ki 900 bin ton tohum var, 4 milyar dolar ödenmiş. Yani iktidar kendi işine geldiği gibi TÜİK'i de aracılık ederek aynı Hitler'in Goebbels'i gibi rakamlarla istediği gibi oynamaya çalışıyor. Önce kendileri inanıyor, sonra inanacak birilerini bulmak için çaba sarf ediyorlar. Yine değerli arkadaşlar, et ve süt meselesine gelince şunu da söylemek lazım. Süt et paritesi denen bir kavram var. Süt et paritesi. Bakın değerli arkadaşlar, 2002'de bir çiftçi 1 litre süt sattığında 1,67 kilogram yem alıyormuş. Ne yazık ki AKP iktidarı son rakam 2022, 1 litre süt sattığında 1 kilo bile yem alamıyor. 1 kilo bile yem alamıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çiftçi sürekli zarar ediyor. Kaldı ki kendi TÜİK'leri dün açıkladıkları rakamlarla bunu da kabul etmiş durumdalar. Yine et yem paritesini söyleyelim. 2002'de 1 kilo et kestiren çiftçi karşılığında 26,1 kilogram yem alıyormuş. Bugün 2021'de 14, 2022'de 16 kilo yem alıyor. Yani değerli arkadaşlar, bir çiftçi 300 kiloluk bir danasını sattığında ne yazık ki 10 bin liranın üzerinde şu anda zarar ediyor. O yüzden özellikle bu dikkati çekmek istiyoruz. Bu söylediklerimizin bütününe baktığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye yabancı ülkelere ve yabancı şirketlere muhtaç edilmiştir. Hani bugün kapısında ve Putin'in kapısında yalvararak şu hububat koridorunu açarım anlayışı tam da oradan kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin ne yazık ki gıda egemenliği, gıda güvenliği, gıda güvencesi yabancı çokulu şirketlerin elindedir. Bunların da sorumlusu bu iktidardır. Çünkü yaptıkları desteklemelerle çiftçiyi desteklemek yerine yandaş ithalatçı şirketlerini, yandaş gemicikleri olan grupları desteklediler. Ve bugün geldiğimiz noktada çiftçi borcunu ödeyemez, tarlalarına gidemez durumda. Çok net. Bakın 2002 yılında tarımsal bütçenin desteklemelerin tarımsal bütçedeki merkezi bütçedeki payı 10,2 idi. Bugün tamamlayalım lütfen.
Bugün geldiğimiz nokta %5.5, yani %50 azalmış. İstihdam %35'ti, 7,5 milyondu. Bugün 5 milyon, 2,5 milyon insan çıkmış ve en önemli şey, tarımsal olarak elde edilen gelirin ya da bütçenin içerisindeki tarıma ayrılan payın desteklemene olan oranı 2002 yılında 1.6, şimdi tarihin en düşük olduğu dönem %1.2 ve bu rakamlarla siz tarımda ayağa kaldıracaksınız, öyle mi? Geçen hafta Afyon'daydım, bir çiftçi aynen şöyle söyledi. 2002'de geldi, dediler ki sizin dertlerinizi çözeceğiz dediler. Ama şimdi başımıza dert oldular. Bu kadar açık, bu kadar net, çiftçinin açık bir itirafıdır bu. Elbette son söz şu, çiftçimiz hiç merak etmesin. Bunların faizcilere, bunların tefecilere, bunların yandaş şirketlere ve